Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugünkü videomuzun konusu arılı salep olacak. Biraz arılı salepten bahsedeceğim size. Arılı salep, yumrusu iri olan, ilkbaharda da en erken çiçek açan türlerden biridir. Diğer türlere göre yaprak yapısı çok net ve bellidir. Tarıma, tarla yetiştiriciliğine de uygundur. Ve arılı salep, az önce de dediğim gibi diğer türlerden yumruları biraz daha iridir. Ama gözlemlediğimi söyleyeceğim, size paylaşacağım. Arılı salep ikili, yani 1'e 2 verme oranı bayağı bir düşüktür. Ama şöyle de bir şey var. Sadece salepte 1'e 2 verme, 1'e 3 verme kazanç değildir. Çünkü salepin doğasında şöyle bir şey var. Yani kuralı var, olmazsa olmazı var. Anaç yumruyu her zaman yavru yumru geçmek zorundadır. Yani 5 gramlık bir yumru ektiğinizde bu 7-8 grama çıkacaktır yavrusu, bir tane de verse. Bu da zaten bir kazançtır. 50 kilo dikmiş olsanız arılıya, bu her salep için geçerli, 70 kiloya ulaşmış olacak benim dediğim oranda verirse. Tabii diğer türler 1'e 2 verse de bu ağırlığa ulaşamayabiliyor. Mesela serapiyaslar çoklu verme olasılığı var ama yumruları iri olmadığı için pek öyle yani adet olarak çok oluyor ama kilogram olarak arılıyla aynı oluyor. Pek de fark etmiyor yani. İki yumrusu bunun bir yumrusu kadar anca oluyor ağırlığı. O yüzden bu da tarlaya üretimine uygun. Şöyle bir şey var. Siz şimdi şöyle bir şey düşündünüz. Dediniz ki bu bire bir verdikse ben nasıl bunu alıp satacağım? Bu da bire iki verme olasılığı olacak illaki ama yumru, anaç yumru kendini tamamen büyütüp iri bir yumru olduktan sonra 1'e 2 atıyor. O zaman pek sıkıntı olmuyor ama 5-6 gramlık yumru iken de en azından kilogramını artırıyor. Yani bu da ne demek oluyor? 50 yumru ekseniz, 50 yumru 100 gram gelse, 50 yumru size bir dahaki hasatta 150 gram olarak gelecek. Adede 50 tane olsa bile ne olacak? Bunun siz 100 gramını, yani 50 gramını satıp 100 gramı aynı tohumluk olarak geri dikeceksiniz. Geri diktiğiniz ne olur? 40'a düşebilir adeta ama ağırlık önemli tabii ki. Çoğu, yani yalnız tek satılsa da daha çok ağırlıkla satılan bir ürün. O yüzden adete pek takılmaya gerek yok. Genel olarak arlı bahçe, tarla uygun, yetiştiricine uygundur. Yetiştirmek isteyen arkadaşlara bu bilgileri verme gereği duydum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah diğer türleri de bahçeye gittiğimde tek tek çekip hakkında olduğum, edindiğim bilgiler, tecrübelerimi sizlerle tek tek ileriki zamanlarda paylaşacağım. Şimdilik herkese Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz diyorum.